Evet arkadaşlar, bu da bez üzerindeki pestilimiz. Pestillerimizi istediğiniz şekilde katlayabilirsiniz. İstediğiniz boyutta. Evet arkadaşlar, böyle devam edeceğiz. Birazcık nişastasını bazı yerlere fazla gelmiş. Koymayabilirsiniz de nişastayı. Görüyorsunuz bezden hafif ıslattığınız şekilde bezi gayet güzel çıkıyor. Evet arkadaşlar, bu pestilimizi de böyle katlayacağım. Pestillerimiz şeftali pestillerimiz sade olarak ve cevizli. Birazcık kalın yaptık bunu. Bunlar da birazcık daha ince. Nasıl istiyorsanız öyle dökebilirsiniz. Hiç sorun yok. İkisi de gayet güzel çıkıyor. Şeftali pestili yaptık. Arkadaşlar yakın çekim yapıyorum. Şimdi yapılışına başlayalım. Şeftali pestilini. Bu arada gelinimiz Meral Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Onun şeftali bahçesinden doğal şeftalilerle yapıyoruz. Onun da ellerine sağlık. Allah bol kazançlar versin. Nazarlardan korusun. Çok çok teşekkürler gelinim ve Meral. Kendi bağımızın şeftalileri. Bu şeftalilerle pestil yapıyoruz. Şeftali pestili. Reçellerimiz, kompostolarımız, marmelatlarımız. Kendi bağımızın şeftalileri. Şeftallerimiz, pestil yapacağız bu şeftallerden, bağımızın şeftalileri, komposto yapıyoruz, reçellerimiz bu şeftallerden yapılıyor. Kova kova şeftaliler. Evet arkadaşlar, şeftalimiz tam kıvama geldi. Şimdi bu çekirdeklerini alalım. Hani bunu koymaktaki maksatımız rengi biraz daha koyu olsun. Çekirdekler rengini versin diye. Arkadaşlar şeftaliler benim kardeşimin, Bursa'da kardeşimin bahçesinden. Sevgili gelinimiz Meral'e de çok teşekkürler ediyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Bana her sene gönderirler, sağ olsunlar. Allah bol bereket versin. Bol satışları olsun inşallah.
Zaten çekimlerimde göreceksiniz. Bahçeyi de çektim. Doğal bahçemizin meyvelerinden yapıyorum reçelleri ve marmelatları, meyveyle olan her şeyi. Tekrardan teşekkür ediyorum kendilerine, sevgili gelinimiz Meral'e. Şimdi arkadaşlar, blenderdan geçirelim. Arkadaşlar, şeftalimizi blenderdan geçireceğiz. Tadına bakalım. Şeftalinin bazen birazcık ekşimsi oluyor. Eğer istemiyorsanız hiç koymayabilirsiniz. Şeftaliniz çok tatlıysa. Bir su bardağı toz şeker ekliyorum ben. Bizim şeftalilerimiz hafif ekşimsi. Klasik bir su bardağı. Sonra blenderdan geçirelim. Gürültü açısından arkadaşlar, ben blender'a geçireyim, göstereceğim. İyice pürüzsüz hale gelene kadar şeftalilerimizi blender'dan geçirdik arkadaşlar. Bir su bardağı şekerimizi eklemiştik. Tadına bakın. Damak tadınıza göre yaparsınız. Kimisi ekşi pestil sever. Ben 1,5 su bardağı kadar toz şeker koydum. Tadı gayet güzel oldu. Şimdi burada 5 kiloya yakın şeftalimiz vardı. 5 su yemek kaşığı nişastamıza su ekleyerek nişastamızı açalım. Pürüzsüz hale gelene kadar iyice ezelim. Kaynamakta olan şeftalileri ekleyelim. Arkadaşlar, kanalıma abone olmayı unutmayın. Her şey, yani bütün çeşitleri bulabilirsiniz kanalımda. Tatlı, tuzlu, yemek, börek, yani aradığınız her şeyi bulabilirsiniz kanalımda ve gayet makul fiyat, pardon, ölçülerle yapıyoruz. Evet arkadaşlar, pestilimiz gayet iyi. Ve nişastamızı da ekliyoruz. Karıştırmaya devam edelim. Dikkat edin topaklanmasın. Bir iki taşım kaynaması gerekir. Çünkü nişastamızın kokusunun çıkması lazım. Taşım kaynatalım. Evet arkadaşlar, nişastamızı döktükten sonra 5 dakika kadar daha kaynatıyoruz. Şöyle bir kaynama aşaması. İyice karıştıralım. Tenceremize altı tutmasın. Sonra şöyle tepsilerimize yağlı kağıt seriyoruz arkadaşlar. Yağlı kağıdın üzerine sıcakken dökeceğiz, incecik yayacağız ve güneşte 3 gün veya 4 gün iyice kuruyana kadar bekleteceğiz. Arkadaşlar, bazı arkadaşlar yapıyorlar, yağlı kağıttan çıkaramıyorlar, nedense anlamadım. Ama yağlı kağıda döktükten sonra gayet güzel çıkar. Kaynayan pestilimizi
Şimdi tepsimizi alalım. Evet, pestilimizi güzelce yağlı kağıt üzerine yaydık. Fakat her tarafı eşit şekilde arkadaşlar yayalım. Çok da kalın yaymayacağız. Her tarafı eşit olmak şartıyla pestilimizi tepsimize yayalım ve tepsimizin şöyle havasının çıkması için de şöyle bir hopladım. Şöyle bir iki tıklatalım. Şimdi arkadaşlar bunu sade olarak tepsimize yaydık. Diğerine de cevizli veya fındıklı yapalım diğer tepsimizi. Tenceremizde kalan şeftalimizi arkadaşlar ceviz veya fındık ne istiyorsanız ekliyoruz. Güzelce karıştıralım. Bir tepsimizi sade yaptık. İyice karışsın. Üzerine döktüğünüz an tepside kuruyunca içindeki cevizi çıkıyor. Böyle karıştırarak iyice tepsimize dökelim. Bir miktar dökülür ve yayıyoruz. İyice yayalım. Şöyle eşit şekilde yayalım. Çok kalın yapmayalım arkadaşlar. Pestiliniz çok kalın güzel olmaz. Devam edeyim ben. Evet arkadaşlar. Bir tepsi cevizli pestil yaptık. Diğer tepsisini sade olarak yaptık. Ne yaptık? Yağlı kağıtlar üzerine pestillerimizi yaydık. Şimdi üçüncü tepsimizi de arkadaşlar tepsimize şöyle bir bez sarıyoruz. Bez üzerine bakın arkadaşlar size bu yöntemi de göstereyim. Yani yağlı kağıttan çok çok kolay çıkar. Bez üzerinde de birazcık şöyle bir nişasta ekelim. Daha kolay çıksın, yapışmasın pestilimiz. Hani pestil alırken altı beyaz olur zaten. Evet, şöyle güzelce yayalım. Beze yapışmasın. Sonra diğer kalan şeftalimizi de dökeceğiz tepsimize. İyice yayalım altına. Bunu da göstermek istedim. Nişastamızı da bez üzerine eşit bir şekilde her tarafına güzelce yaydık. Arkadaşlar bunu da bez üzerinde kurutacağız. Yağlı kağıt değil. Bunu da göstermek istedim size. Diğer güzelce dökelim. Döktükten sonra her tarafını eşit şekilde yayalım. Evet arkadaşlar, bez üzerine de yaydık pestilimizi. Düzeltmekte zorluk çekerseniz şöyle kaşığınızı suya batırın. Şöyle kaşığınızın arkasıyla düzeltin. Bunu da bez üzerine yaptık. Altını nişasta serptik. Beze yapışmasın. Daha kolay kalkması için nişastayı serpiyoruz. Bunun da yine her tarafını eşit şekilde düzeltelim. Eğer yapışırsa hafif şöyle bir suya batıralım kaşığımızı. Ve iyice güneş alan balkonunuzda kurutun.
güneşli bir yerde kurutalım. Evet, bu da tamam. Fasulyelerimizi hazırladık. Şimdi kurumaya bırakalım. Arkadaşlar 5 kiloya yakın şeftaliden 3 tane büyük fırın tepsisi pestil oldu. Daha fazla yaparsanız ölçüyü ona göre ayarlarsınız. Evet, kurumaya bırakalım. 2 tepsi cevizli yaptık. 1 tepsi sade pestil yaptık. Kuruyan pestilimiz arkadaşlar. Bakın inceliği böyle. Şöyle kağıttan gayet rahatlıkla çıkıyor. Çıkaralım. Keselim. Arkadaşlar pestillerimizin inceliği bu kadar. Şöyle katlayalım. İstediğiniz şekillerde yapabilirsiniz. Böyle yapıp muhafaza edebilirsiniz pestillerinizi. Bu sade olarak yaptığım pestilimiz arkadaşlar. Biraz da böyle kahve yanına, çay saatinin yanına böyle yapacağız. Diğer tarafta cevizli olan pestilimiz. Arkadaşlar bunu yağlı kağıttan gayet güzel çıkaracağız. Çok rahatlıkla çıkıyor. Hiç uğraşmanıza gerek yok. Şöyle çekerek çıkaracağız. Arkadaşlar bu da cevizli pestilimiz. Yine böyle katlayalım. İstediğiniz şekli verebilirsiniz. Muhafaza edebilirsiniz böyle pestillerinizi. Arkadaşlar bu sade. Bu cevizli pestilimiz. Şimdi biraz da şöyle küçük küçük doğrayalım. Evet arkadaşlar, ne yapmıştık? Altına biraz nişasta serpmiştik yapışmaması için. Hafif de ıslattık. Bakın bezden ayrılma şekline bakın. Evet. Rahatlıkla bezden çıkıyor. Şöyle bezi çekeceksiniz. Hafif nemlendirdiğiniz takdirde bezden güzel çıkıyor. Bezdeki şeyi göstermek istedim bunda size. Bakın arkadaşlar. Şöyle makasla kesiyoruz. Pestillerimizi. Bu şeftali pestili. Her meyvenin pestilini yapıyoruz biliyorsunuz. Dut ve kayısı. İşte arkadaşlar pestilimiz. İstediğiniz şekilde katlayıp muhafaza edebilirsiniz. Yaptıklarımızı göstereyim size. Bakın arkadaşlar. Bunu birazcık daha kalın yaptım ben.
diğerlerinden. Arkadaşlar çay saatlerinde kahve yanında gayet güzel cevizli ve sade yaptık. Şimdi bunlara da böyle katlayarak pestillerimize şekil verelim. Arkasını şöyle çırpabilirsiniz. Nişasta. Şöyle elinizle de gidebilir hepsi. Şimdi bunlara da böyle katlamaya devam edelim. Cevizli ve sade nişasta pestil. Şeftali pestillerimiz.